Hakikaten bilemedim. Abi şuradan bir fotoğraf. Şuradan bir kameradan bir şey Allah alın. Allah Allah. Büyük halini bulsa göstereceğim şurada. Kim? Abi o çok iyi. Ya. Aynen. Bir ALB Forex'e dönelim. Sohbetimiz devam edecek. Efendim ALB Forex'te Rıdvan bizi bekliyor karşımızda. Rıdvan iyi geceler, hoş geldin. İyi geceler Barış, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. İstersen dolar TL'ye bakalım. 2.90'ın altına geldi. Daha da aşağı gelir mi diye merak ediyoruz. Seni dinliyoruz. Evet, kur tarafındaki bir süredir devam eden aşağı yönlü eğilimin bugün de devam ettiğini gördük. Tabi piyasalara bakıldığında dolar tarafındaki zayıflığın da devam ettiğini görmekteyiz ki dolar endeksi son 6 günde 5. kez saçılı bir seyirle günü kapattığını gördük. Tabi dolardaki değer kayıpları ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısındaki pozitif görünümün devam ettiğini bugün de görmüş olduk. Bugün de veri akışı oldukça sakindi. Yine yarına bakıldığında yine Amerika ve yurt içinde veri akışının oldukça sakin olduğunu söyleyebiliriz. Bir tek yurt içinde Ocak ayına ait cari denge verisi takip edilecek. Bu verinin tabii piyasalar üzerinde sert bir etkisi olmasını beklemiyoruz ama yurt içinde açıklanan son ekonomik verilere bakıldığında özellikle enflasyon ve sanayi üretim verilerine pozitif bir seyirin etkili olduğunu ve bunun da kura yansıdığını gördük. Yarın da beklenenden az bir açık vermemiz durumunda cari tarafta. Tabii TL tarafına da olumlu yansımasını bekleyebiliriz. Genel anlamda bakıldığında hala kur tarafında aşağı yönlü hareketlerin temel anlamda da desteklendiğini söyleyebiliriz ki içeride de olumlu, en azından geçtiğimiz haftalarına nazaran olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Hem ekonomi tarafında olumlu veriler gelmeye başladı hem de siyasi ve jeopolitik risklere bakıldığında arka planlara gelindiğini görebiliyoruz. Bu da yine Türk varlıklarına değer kazandıran önemli sebeplerden biri. Teknik anlamda bakıldığında aşağı yönlü hareketlerin desteklendiğini de söyleyebiliriz aynı zamanda ki burada 2.93.20 seviyesi oldukça önemli bir dönüş noktası olarak görülebilir. Şu an o seviyeden uzaktayız ama 2.93.20'ye kadar olabilecek hareketler düzeltme hareketi olarak değerlendirilebilir kur tarafında. Bu seviyelere kadar gelebilecek yükselişler son dönemde olduğu gibi satış fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Şu an aşağıda ise bugünkü satışların gelip zayıfladığı nokta oldukça önemli bir teknik seviye işaret ediyor. Günlük grafikte 200 birimlik hareketli ortalama dolar TL'de 2.88.40 seviyesinden geçmekte ki bu seviye oldukça önemli olacaktır yine yarın gün içerisinde. Bu seviyenin aşağısına sarkacak bir kur tarafında ise 2.87 seviyesine kadar gevşeme eğilimin devamı beklenebilir. Çok teşekkürler Rıdvan Baştürk, ağzına sağlık, kolay gelsin ALB Forex'e. Dönelim yeniden stüdyomuza efendim. Işık Ökte ve Ali Ağoğlu. Bu